Arkadaşlar merhabalar, ben Selman. Bu videoda sizlerle geçtiğimiz hafta yaşanan teknolojik olayları konuşacağız. Bu video serinin 3. videosu ve daha önce yaptığım 2 bölüme gerçekten güzel yorumlar geldi. İlginiz ve destekleriniz için teşekkür ediyorum. Ufak bir hatırlatma yapmakta fayda var. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olarak ve videoyu beğenerek bana destekte bulunabilirsiniz. Aynı zamanda haberlerle ilgili ve videoyla ilgili yorumlarınızı da yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Destekleriniz için tekrardan teşekkürler. İlk haberimiz sosyal medya ile ilgili. Türkiye 2018 yılında yapılan bir araştırmaya göre yalan haberlerin yayılması konusunda dünya sıralamasının en üstlerinde. Yaklaşık %49 orana sahibiz. Yani okuduğunuz iki haberden birisi yanlış, yalan maalesef. Sosyal medya gibi platformlarda yalan haberin yayılmasını fazlasıyla hızlandırıyor. Durum böyle olunca da Milliyetçi Hareket Partisi bu işe bir el atalım diyerek sosyal medyaya TC kimlik numaralarıyla girilsin gibi bir öneride bulundu. Bu kanunlaşmış bir şey değil kesinlikle, sadece bir öneri. Meclis bunu değerlendirip nihai sonucu paylaşacak. Burada amaçlanan şey sahte hesapların önüne geçmek ve kötü niyetli insanları engellemek. Ama elbette ki TC kimlik numarası gibi hassas bir bilgiyi Facebook, Twitter, Instagram gibi yurt dışı kaynaklı sosyal medya siteleriyle paylaşınca da insanın aklına bir şüphe, endişe uyanıyor. Özellikle böyle platformlarda zaman zaman kimlik bilgilerinin çalınması gibi problemler yaşanıyor. Öneride özellikle bu kişisel verilerin Türkiye'de barındırılması ile ilgili bir madde de eklendiği söyleniyor. Böyle olunca daha da güvenli olabilir ama ne olursa olsun Türkiye'de de olsa bu veriler kötü niyetli insanlar tarafından çalınmaları söz konusu. Pek çok zaman duyuyoruz. En son mesela binlerce öğretmenin bilgileri Zoom'da çalındı. Peki böyle bir durum olur mu? Yani bundan sonra TC kimlik numaralarıyla giriş yapar mıyız? Bu öneri kanunlaşır mı derseniz de bence yakın zamanda böyle bir durum gerçekleşmez. Çünkü bu işin altyapısını kurmak, özellikle bu platformların büyük çoğunluğu yurt dışı kaynaklı olduğu için onları bu konuda ikna etmek pek kolay olmayabilir. Aynı zamanda şöyle bir durumda söz konusu. TC kimlik numarası ile giriş yapılsa dahi, örneğin ben kendi hesabımdan kendi TC kimlik numaramla girebilirim ama kötü niyetli birisi olduğumu düşünürsek ve ikinci bir hesap açıp girmek istediğimde de herhangi birisinin TC kimlik numarasını bularak giriş yapabilirim. Başka bir hesap oluşturabilirim. Yani amcamın, teyzemin, sosyal medya kullanmayan insanların kimlik numaralarıyla kendime bir hesap açabilirim. Bu da kötü niyetli insanların yine amaçlarına ulaşabilmesine sebep olur. Burada dengeyi nasıl sağlarlar böyle bir şey gerçekleşirse, orası da muallak açıkçası. Anlayacağınız bu işin çok karmaşık bir yapısı var. O nasıl gerçekleşir? Teknik olarak yapılabilir mi? Şu an ben yakın zamanda pek mümkün bulmuyorum açıkçası. Rütü'nün internet yayınlarına sansür uygulaması bundan 2 yıl önce gündeme gelmişti. Yaklaşık 1 yıl önce de tam anlamıyla netleşti ve Netflix, Puhu TV, Blue TV gibi platformlar Rütük denetimi altına girdi. Netflix özelinde Rütük denetimi fazlasıyla merak konusu oldu çünkü yaklaşık 1,5 milyon kullanıcı var Türkiye'de Netflix kullanan. İnsanlar acaba izlediğimiz filmler, dizilerde sansür uygulanacak mı diye merak etmeye başlamışlardı. Yakın zamana kadar böyle bir sansür görmedik. Ama çok yakın zamanda, geçtiğimiz hafta Netflix'te yayınlanan Designated Survivor dizisinin 2. sezon 7. bölümü Rütün talebi ardından yayından kaldırıldı ve eğer siz o bölümü Netflix'te izlemek isterseniz bulunduğunuz bölgede erişilemiyor şeklinde bir uyarıyla karşılaşıyorsunuz. Peki niye sadece bir bölüm yayından kaldırıldı diye merak ediyorsanız, o bölümde Türkiye'de gerçekleştirilen tıpkı 15 Temmuz'daki gibi bir darbe girişimiyle ilgili manipüle edici açıklamaların olduğu belirtiliyor. En azından ben internette çevremdeki insanlardan bu şekilde duydum. Ben bölümü izlemedim, dizinin diğer bölümlerini de izlemedim. O sebeple bilgi sahibi değilim. Duyduklarımı aktarıyorum. Böyle bir durum söz konusu olduğu için anladığım kadarıyla Rütük yayından kaldırma talebinde bulunmuş ve en nihayetinde yayından kaldırıldı. Bakalım ilerleyen günlerde ne gibi gelişmeler olacak? Farklı sansürler de uygulanacak mı? Yeni haberleri de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Geçtiğimiz haftaki teknoloji gündemi videosunda iPhone 12'nin daha uygun fiyatta gelebileceğini söylemiştim. Neredeyse artık fiyatlar netleşti diyebiliriz. iPhone 12 serisi 4 farklı modelden oluşacağı benziyor ve tüm bu modeller, Türkiye fiyatı, detaylı bilgileri ile ilgili yakın zamanda bir video hazırlayacağım. Hatta bu videodan sonraki video o olacak. O sebeple kanala abone olarak o videodan da haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda bildirimleri de açmayı unutmayın. Kısaca bahsetmek gerekirse 4 farklı model olacak. Bu modellerin 2 tanesi uygun fiyatlı, 2 tanesi yüksek fiyatlı olacak. Tıpkı 11 ve 11 Pro, 11 Pro Max gibi, ama 11'in bir de küçük boyutlusu olacak gibi düşünebilirsiniz. 5.4 inçlik bir boyut. Bu hem uygun fiyatlı hem de küçük ekranlı iPhone 12'de 650 dolarlık bir satış fiyatına sahip olacak gibi gözüküyor. Amerika satış fiyatı. Bunun Türkiye hesaplarında bir sonraki videoda paylaşacağım. Kesinlikle kaçırmamanızı öneririm. Orada tüm detayları paylaşmaya çalışacağım. Diğer modellerin de çıkması tahmin edilen fiyatlarından bahsedecek olursak, iPhone 11'in halefi yani iPhone 12, 6.1 inçlik iPhone 12'nin
750 dolar. iPhone 12 Pro'nun 999 dolar. iPhone 12 Pro Max'in de 1099 dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa sunulması bekleniyor. Elektrikli otomobiller deyince akla şüphesiz ilk gelen marka Tesla. Tesla yaklaşık 2-3 yıl önce, sanıyorum ki 2018 yılı içerisindeydi, Tesla Semi isimli bir kamyon tanıtmıştı. Bu kamyon fazlaca iddialı özelliklerle, uzun menzil, yüksek performans, yüksek çekiş gücü gibi avantajlarla tanıtılmıştı. Ama normal şartlarda Tesla Semi'nin 2019 yılında üretimine başlanması gerekiyordu. Tesla onu bir yıl ertelerek 2020 yılına almıştı ama görünen o ki bir kez daha ertelendi ve 2021 yılından önce yollarda göremeyeceğiz maalesef. Bir kez daha ertelenirim derseniz ertelenebilir açıkçası. Çünkü Tesla Semi kamyonun şu anki hedef kitlesinin büyük çoğunluğu Amerika'daki tırcılar. Amerika'daki tırcıların alışkanlıkları burada çok büyük öneme sahip. Ve o adamlara ya bakın burada yeni elektrikli tırımız var. Elektrikli tırı kullanacaksınız. 850 bin kilometre civarında menzili var. Bunu alacaksın, şarj edeceksin. Şarjı biraz uzun sürebilir ama bir şekilde halledersin gibi. İkna edilmesi gereken ve zor ikna edilebilen bir kitleden bahsediyoruz. Amerika'da çok fazla tırcı var bu arada. İnanılmaz bir sektör orada. Yani orada yenilikleri adapte etmek öyle büyük bir sektörde zor bir adım. Tahminimce bundan kaynaklı Tesla bu işin biraz daha oturmasını bekliyor ve üretimi bir tık daha geciktiriyor. Bundan yaklaşık 2 hafta önce 1 milyon yazılımcı isimli bir proje duyurulmuştu. Hatta ben de geçtiğimiz haftaki gündem değerlendirmesi videosunda bunu paylaşmıştım. Ve projeye başvuran kişi sayısı paylaşıldı. 451 binden fazla insan bu projeye başvurmuş. Gerçekten rakam inanılmaz. Yani 10-15 günlük bir sürede yarım milyon insanın bu projeye başvurması takdire şayan ve ülkemizin sahip olduğu potansiyel, gençlerin potansiyeli ile ilgili önemli bir mesaj veriyor bence. Umarım bu proje başarıyla gerçekleşir ve yazılımcıların istihdam edilmesi tarafında da önemli atılımlar yapılarak 21. yüzyıl yetkinlikleriyle donatılmış yepyeni bir nesle sahip oluruz. Drone denildiğinde akla ilk gelen ve tek gelen marka şüphesiz DJI. DJI Mavic Air 2 isimli drone'unu duyurdu. 4K 60 FPS video kaydı gerçekleştirebiliyor ve 48 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor. Türkiye fiyatı da 6.799 lira. Bunu duyurmak pek önemli mi? Pek önemli değil açıkçası. Bundan daha önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum. O da drone'ların piyasadaki hali, drone'ların kullanılabilirliği. Ülkemizde ve daha pek çok ülkede drone'larla ilgili sürekli yeni düzenlemeler yapılıyor. Kayıt edilmeden kullanılabilecek drone limiti 250 grama düşürüldü. O bile zorlaştırılmaya devam ediyor. Yani bir drone sahibi olmak bundan sonra çok akıl kârı değil bence. Drone uçurmak hobi olabilecek bir keyif olmaktan çıkıp başınıza dert açabilecek bir hale dönüştü. Operatörler geçtiğimiz hafta Ramazan ayı dolayısıyla 1 GB'lık internet paketi hediye etmişti. Ben de geçtiğimiz haftanın gündeminde o konuya bayağı bir değinmiştim. Bu haftada uzaktan eğitimde kullanılması amacıyla üniversite öğrencilerine 6 GB'lık internet paketi verildi. Tabii bu paketi internette gezinirken kullanamıyorsunuz. yokdersleri.yok.gov.tr adresi üzerinden kullanabilirsiniz. O platform üzerinde kullanabiliyorsunuz veya belli başlı üniversitelerin uzaktan eğitim programlarında da kullanılabilecekmiş. 6 GB yeterli mi derseniz bence yeterli değil. 10-15 20 GB civarlarında bir hediye verilseydi çok daha güzel olurdu. Çünkü uzaktan eğitim dediğinizde işin içerisine video giriyor. Videoların da boyutları ciddi anlamda yüksek olabiliyor. Her gün birkaç saat uzaktan ders gördüğünüzü düşündüğümüzde 6 GB pek yeterli gelmeyebilir açıkçası. Merak edilen bir konuda Zoom gibi platformlarda kullanabilir miyiz? Maalesef kullanamıyorsunuz. Bunu da belirtmekte fayda var. Covid-19 sebebiyle Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülkede kalabalık ortamlarda maske takılması zorunlu hale getirildi. Eğer bir iPhone kullanıcısıysanız ve kullandığınız modelde Face ID varsa üzerindeki yüz tanıma maske ile maalesef çalışmıyor. Hal böyle olunca telefon sürekli yüzünüzü tanımaya çalışıyor ama maske olduğu için tanıyamıyor ve şifreye girene kadar perişan oluyorsunuz gerçekten. Apple da bununla ilgili bir düzenleme yaptı, bir güncelleme yapıyor ve iOS 13.5 ile birlikte telefon yüzünüzde maske olduğunu algılayacak ve ilk hatalı doğrulamada Face ID ilk seferde hatalı bulursa direkt olarak şifre ekranı karşınıza çıkacak ve şifrenizi girebileceksiniz. Bu çok önemli bir güncelleme olmuş çünkü ben de maske taktığımda telefonu açmak istediğimde gerçekten çıldırıyordum. Telefon sürekli yüzünüzü tanımaya çalışıyor. Birkaç denemeden sonra ancak şifre girme ekranına kavuşabiliyorsunuz. Bu da İşi fazlasıyla zorlaştıran bir olay. Böyle bir durumda bu dönemde iPhone modellerinde yüz tanımanın alternatifi olarak parmak izi okuma gibi özelliklerin olması gerektiğini de tekrardan anlamış olduk. iPhone 12 modellerinde gelme ihtimali var mı derseniz ekran üzerinden parmak izi okuma gibi bir alternatif güvenlik seçeneği
maalesef gelmeyecek gibi gözüküyor. Tabii farklı dedikodular var. Örneğin açma kapama butonu üzerinden bir parmak izi okuma iPhone SE Plus modelinde belki karşımıza çıkabilir. Yine bunlarla ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Söz konusu fiyat performans konusunda iddialı ve aynı zamanda giriş seviyesinde 2000-2500 lira bandında satın alabileceğiniz bir telefon olduğunda benim favorim Xiaomi'nin Redmi serisi ve Redmi serisinde yeni modelleri tanıtıldı. Redmi Note 9S'in özelliklerinden bahsetmek gerekirse 6.67 inçlik Full HD Plus'lık ekrana sahip Snapdragon 720G işlemci ile geliyor. Orta sınıf bir işlemci ve bence ideal bir işlemci olmuş. Tıpkı daha önceki Redmi modellerinde olduğu gibi. Arka tarafta 4 tane kameraya sahip ve 5020 mAh'lik bataryaya sahip. Bu batarya 6.67 inçlik ekran düşündüğümüzde güzel bir pil ömrü vaat edecek gibi gözüküyor ve başlangıç fiyatı 4 GB RAM ve 64 GB depolamaya sahip modelin fiyatı da 2499 lira ki bu fiyatla fazlasıyla iddialı bir model olduğunu söyleyebilirim ve daha modeli kullanmadan, test etmeden gönül rahatlığıyla belirtebilirim ki 2000-2500 lira bandında bir telefon alacaksanız kesinlikle Redmi'nin yeni modellerine bakmanızı tavsiye ederim. Koronavirüs sebebiyle pek çok sektör zarar gördü. Her haftada bu zarar gören şirketleri, yükselen ve alçalan şirketleri sizlerle paylaşıyorum. Onlardan bir tanesi de şüphesiz havacılık sektörü. Havacılık sektöründe iki büyük sivil uçak üreticisi var. Bunlardan bir tanesi Airbus, diğeri de Boeing. Avrupalı üretici Airbus 2020'nin ilk çeyreğinde 3 aylık dönemde 515 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı. 60 tane uçaklarının teslim edilmeyi beklediğini belirtiyorlar ve zaten havayolu şirketlerinin de zor durumda olduğunu düşündüğümüzde batacak havayolu şirketleri, küçülmeye gidecek havayolu şirketleri bunlar uçak üreticilerine daha az sipariş geçirmesi anlamına geliyor. Boeing ve Airbus da bu işten en fazla yarayı alacak şirketlerin başında açıkçası. iPhone 12 modelleriyle ilgili pek çok bilginin sızdırıldığını paylaştım. Fiyatları da artık neredeyse kesinleşti. Zaten bir sonraki videoda çok detaylı şekilde iPhone 12 modellerini anlatacağım. iPhone 12'lerle tanıtılması beklenen Apple Watch'un 6. nesli ile ilgili de detaylar yavaş yavaş belirmeye başladı. Yeni nesil Apple Watch'un daha uzun pil ömrüyle geleceği söyleniyor. Umarım burada daha uzun derken 1-2 saatlik bir artış söz konusu olmaz. Benim beklentim en az 2 günlük bir pil ömrüne sahip olması ki şöyle 3-4 günlük bir pil ömrü olursa çok daha güzel olur. Huawei gibi markaların saatlerinde 7-15 gün civarlarını görebiliyoruz ama Apple'dan böyle bir beklentim bile yok açıkçası. Hani 2-3 gün gösterse bana yetecek. Aynı zamanda Apple yeni nesil akıllı saatinde sağlık özelliklerine de yine daha fazla önem vermeye devam ediyor. Daha önceki modellerde EKG özelliği gelmişti. Şimdi de kandaki oksijen değerini ölçecek bir sistem geleceği söyleniyor. Aynı zamanda saatin akıl sağlığınızdaki anormallikleri de tespit edeceği beklenen özellikler arasında. Samsung her yıl Ağustos ayında yeni nesil Note serisini duyuruyor. Note 20 olarak isimlendirilmesi tahmin edilen model de Ağustos ayında çıkacağı belirtildi. Yani Samsung'un planında herhangi bir gecikme söz konusu değil. Note 20 ile birlikte Fold 2 isimli katlanabilir telefon modelinin de tanıtılması bekleniyor. Bunlarla ilgili gelişmeler yaşandıkça da sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Geçtiğimiz hafta teknoloji gündeminde yaşanan dikkat çekici olaylar bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşabilir. Kanala abone olarak ve videoyu beğenerek bana destekte bulunabilirsiniz. Aynı zamanda belirttiğim gibi bir sonraki video iPhone 12'lerle ilgili olacak. O videoyu da kaçırmak istemiyorsanız bildirim butonuna basarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Başka bir bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.